Son Fikir Gazetesi'nin 19. yıl dönümüne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Son Fikir Gazetesi 2006 yılında kuruldu. Tam 19 yıldır aralıksız yayınına devam ediyor. Sayın Başkan hoş geldiniz. 2006 yılında benim gazeteci abim Yaşar Kara dedi ki bana, Yalçın 100 abone bulabilir misin dedi. Ben dedim 200, 300, 400, 500 geçerim ben dedim. Hiç durma gazete çıkar dedi. Ve ne tesadüftür 12 Eylül'e denk geldi. Büyük kızımla aynı yaşta ve 2006'dan yıl 2024'e geldik. Gazetemiz siz saygıdeğer okurlarımızın destekleriyle, maddi manevi destekleriyle ayakta. Tabii ki biz meşruiyeti esas alan, meşru değerlere önem veren, etik ve ahlaki değerleri, erdemi esas alan, doğruları ve halkçılığı esas alan, demokratik sosyal hukuk devleti, layık sosyal hukuk devletinden yana, üniter devletten yana yayın çizgimizi, bütünleştiren yayın çizgimizi bütün varlığımızla devam ettirmeye kararlıyız. Çok değerli konuklarım, çok değerli misafirler, gazetecinin, bunu ikili görüşmelerimde de çok söyledim, benim ekmek param bu. Hayır, öyle bir şey ben kabul edemiyorum ya. O zaman benim ekmek param derseniz, Sayın Cemiyet Başkanım da burada Cafer Sendemir, o zaman gideceksin kardeşim, Yunan kuvvetlerinde çalışırsın, İngiliz kuvvetlerinde, İngiliz Muhibler Cemiyeti üyesi olursun. Ya da gidersin İsrail, Filistinlileri acından öldürüyor, gidersin İsraillerle birlikte hareket edersin. Yani ekmek parasından önce gelen değerler var, etik değerler var, ahlaki değerler var. Kesinlikle ahlak ve erdem var, çizgi var, tutarlılık var. Toplumu birleştirme var. Bunun altını önemli çiziyorum. Şimdi ben bulunduğum toplumda arkadaşlarımla birlikte kesinlikle toplumu ayrıştırmaya değil, bütünleştirmeye çalışan bir insanım. Ve bu ülke insanlığın bütün değerlerini, bütün renklerini sayıyorum, seviyorum, hürmet ediyorum. Bunun altını tekrar tekrar çiziyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Bana her zaman destek olan sevgili eşim Hatice. Hatice, buraya alabilir miyim Hatice? Hatice nerede? Yanıma mı gelirsin, oradan mı durursun? Şuradan gel Hatice. Şuradan gel. Eşim emekçi kadındır. Vardır. Sevgili konuklarım, eşim babamızdan aldığımız şu masalarınızda gördüğünüz Karoğlu şalgamlarını üretiyor. Bunun markasını aldım. Epeyce lahımız ederler. Şimdi evet sevgili eşim, bir şey söyleyecektim. Öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok mikrofon hakimi bir insan değilimdir. Yani şalgamla ilgili bir çift bir şey söylemek istiyorum dedim. Hani Barış Manço'nun bir şarkısı vardı ya, Kul Ahmet erken kalkar, sabaha ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı ya nasip ne demekti. Konu komşuya dert oldu, Kul Ahmet'in ceketi. Çok dert oldu, çok dert olmaya devam edecek. Yani bunu söylemek istedim, özellikle bu akşam bunu söylemek istedim. Çok lafı oldu, çok konuşuldu. Yani üretmenin neden lafı olur, neden konusu olur hala anlayabilmiş değilim. Ama üretime devam. Abi bizim helalimiz dikkat çeker, helal kazanıyoruz ya, her şeyimiz şeffaf ya. Bizim rantla, şunla, bununla falan bir işimiz yok. Kesinlikle annemin duasını alıyorum. Anacığım merhaba. Hoş geldin, saygılar. Kayınpederim de burada, kendisi Nalbant köyündendir, ufacık öğrenci köyündendir. Kaynanam da İmamoğlu'ndandır. Şunu söylüyorum. Annem gitmek için günde 3 defa eve gider. Canı kepekli ekmek ister, canı bir şey ister, onu ister, bunu ister, şunu ister. Mutlaka yanına giderim, onun mutlaka duasını alırım bana. Evet, bizim yazarlarımız var. Son Fikir Gazetesi'nin yazarları var. Yahu! Gerine gel, Ağa abi gel. Sevgili Arap abi, Arap Ağa deriz biz kendisine. 80'li yılların devrimcisidir kendisi. Toplumu ayrıştırmaz. Bu hafta da Gizem Aksoy ile ilgili açık tavır aldı, çok güzel yazılar yazmış. Mertin'den, babanızdan bahsetmiş.
Sevgili Tayfur Avcı'yı buraya rica ediyorum. Cumhuriyet Mahallesi'ni, aşkı, sevdayı, yereni yazıyor. Buram buram yazıyor. Tayfur Avcı burada mı? Gel Tayfur'um gel. Gel gadasını aldım gel. Evet, genç mimarımız, dikkatini çektim bilmiyorum, Eda Başna, kendisi Kızılar Köyü'nde. Geçenlerde olası bir depremde çağdaş, modern, doğru düzgün bir önlem alan bir ülkede deprem olsaydı eğer nasıl olurdu diye bir yazı yazdı. Ben bunu paylaştım sosyal medyada ama dikkatini çektim bilmiyorum. Sevgili Eda Başna, alabilir miyim buraya? Gel kardeşim. Başka yazarlarımız da var bizim. Basın emekçimizler de benim. Hakan. Hakan nerede Hakan? Hem bir kişiyi rahmetle anıyorum. Yusuf Karaveloğlu'nun hayatı yazanı rahmetle anıyorum. Basın camiası burada bir geliyor, bir gidiyor. Herkes bir geliyor, bir gidiyor. Ben gençtim. Saçlarım simsiyahtı. Ota TV'de yaşlandım. Tabii ki söylemeden geçemeyeceğim. Televizyonda uzun yıllardır özgürce program yapıyorum. İnanır mısınız? O açık gözü çok eleştirdim ben. Dedim ki şalgamları içeri taşırken ne yapardı biliyor musunuz? Şalgamları ben de ver ayrı şere taşıyordum. Allah Allah diyeyim, bende de solcuk rüzgar esiyor sadece. Popülizm mi yapıyor diyordum. Aa adam tam bir halkçı belediye başkanıymış. Açık gözü rahmetle anıyorum. Lütfen bir alkış. Aga abi. Bir selamlama konuşması yapar mısın? Şimdi Cumhuriyet'ten misafirlerimiz hoş geldiniz. Hepinizi takdir ediyorum. Önce başkan adaylarımız, iktidar adayı, başkan adayı, önce Musa Öztürk Sayın değerli başkanım, çok takdir ettiğim devlet adamı, başımın üstünde her zaman yeri var, selamlarımı iletiyorum. Şimdi Cumhur İttifakı adayı Sayın Mustafa Atlı'ya başarılar dilerim. Sayın Harun Abdullah Refah Partisi, yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Harun Abdullah Baysal'a da başarılar dilerim. Yine Saadet Partisi Muhammed Öztürk Özçelik, ona da başarılar dilerim. Yolları açık olsun kızımız. Gürdal. Gerçekten genç, dinamik, geleceği olan, başarıdan başarıya ülkeyi koşturacak bir kez ümmetle Gürdal Baba. Aynı zamanda benim yeğenim, benim kızım, hemen evlenmemizi, Yüksek Yasuz Sapanımızı, pardon çok özür dilerim, hoşumu alamadım. Tamam, çünkü hitabet sahip olduğu için Suudi'ye gizem Aksoy'u başarılar diliyorum. Yeğenim, yolun açık olsun, başarılar rüzgar senden yana açıyor. Teşekkür ediyorum. Tüm misafirlere hoş geldiniz diyorum. Yalçın kardeşime nice 19'lu yıllara diyorum, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Evet, mimar Eda Başkan kardeşim, bir merhaba dersin. Merhaba sevgili konuklar, siyasi parti liderlerimiz, belediye başkanlarımız. Şimdi hepimiz buradayken benim belediye başkanı adaylarından istediğim en önemli şey bir deprem konusunda projeler üretmesi, bir de küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda projeler üretmesini istiyorum bir vatandaş olarak. Çok teşekkür ederim. Benim emek... Efendim, unuttuğum bir şey var mı? Bana hatırlatın. Artık hafızam yavaş yavaş zayıflıyor. Benim yengem var. Zafer abi hoş gelmişler, sefra getirmişler. Zeynel amcamı geçtiğimiz yıllarda kaybettik. İçimde mutludur. Merhabalar, Yalçın Karabey. Misafirliğinizden dolayı çok teşekkür ederiz, misafirliğinizden dolayı. Sayın ilçe başkanlarımız, sayın siyasi parti liderleri, hepiniz hoş geldiniz. Selamlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Söyleyecek bir şey yok, başarılar diliyorum sizlere. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Diğer ilçe başkanlarımız konuşmak isterlerse lütfen gelebilirler, konuşabilirler, açık kürsü. Söyledik. Belediye başkan adaylarımızı çağırmak istiyorum. Efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
siyasi partilerin temsilcileri, ilçe başkanları, kıymetli belediye başkan adayı arkadaşlarım, cemiyet başkanını, sevgili Musa Öztürk, kıymetli Musa Öztürk. Hepiniz hoş geldiniz. Her birinizin teker teker ayaklarına sağlık. İyi ki varsınız diyorum öncelikle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk askeri dehasının yanı sıra gazete disiplini, cesareti ve özgüveniyle birlikte büyük ünvanlara sahipti. Bunun yanı sıra gazetecilik faaliyetlerine çok önem verirdi. Gazete çıkarttırmıştı, gazete bastırıyordu, kendi yazılar kaleme alıyordu ve gazetecilik faaliyetlerini vatan savunmasının bir parçası olarak görüyordu. O bakımdan sevgili Yalçın Kara, siz çok kıymetli bir iş kolunun mensubusunuz. Öncelikle elinize, emeğinize, kaleminize ve yüreğinize sağlık diyorum. Sizin yaptığınız haberler, bütün gazeteci arkadaşlarımın yaptığı haberler ülkenin geleceğine yön veriyor. Sizin tarafsızlığınız, sizin objektifliğiniz bizim geleceğimizi, siyasi kararlarımızı, tercihlerimizi ve belirliyor. Ve vatan savunmasının bir parçası olarak ben de sizleri görüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Büyük Birlik Partisi ilçe başkanı burada. İlçe başkanı burada. Kardeşim merhabalar, hoş geldiniz. Değerli misafirler, cümleten hoş geldiniz. Mikrofona alışkınım aslında ama üstadım Şerif Köşeli başkanım konuşunca ondan sonra bize mikrofon gelince biraz heyecan yaptım. Çok teşekkür ederim başkanım. Değerli misafirler, biz Büyük Birlik Partisi olarak şehit lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun belirtmiş olduğu İlahi Kelimatullah için Nizam-ı Alem davası olarak bir yola çıktık. Allah'ın izniyle bu yolda da devam ediyoruz. Tüm adaylara başarılar dilerim. Çok güzel bir seçim süreci geçiriyoruz. Çok saygılı, seviyeli. Tüm adaylara başarılar dilerim. Hepinize tekrardan çok teşekkür eder. Hayırlı akşamlar dilerim. Ayağınıza sağlık. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bize bu yere verdiğiniz için. Hayırlı akşamlar dilerim. Kestirilemeyen gücün ilçe başkanı. Evet, çok teşekkür ederim. Sevgili Gülşah Kararslan, Zafer Partisi Konum Belediye Başkan Adayı. Ve alkışlıklar. Ya hanımefendiler çıksın, hanımefendiler. Bayanların, bayan dediği zaman bizim Fatıma çok kızışıyor. Hanımefendi de diyor, bayan denir mi, bayan nedir, çağ dışı diyor. Evet, hanımefendiler ne olduğu yerde nezaket vardır, güzellik vardır, huzur vardır, mutluluk vardır. Sevgili Gülşah hoş geldin. Öncelikle hoş geldiniz değerli misafirlerimiz. Yalçın Bey'in öncülüğünde bu mutlu ve anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Tüm siyasi partilerimizin belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Saygılar ve sevgiler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili Ali Kırmış'ta ilçe başkanı, ona da selamlarımızı iletelim. İl başkan ve büyükşehir adayı gelecekler de gelemediler. Fatih Kocaespir de gelecekti, gelemedi. Zeydan başkan da işi çıktı. Neyse artık biz bize kaldık yani, kadasını aldıklar. Şimdi efendim, Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı sevgili Mustafa Atlı. Mustafa Atlı çok konuşuluyor, çok konuşuluyor. Çok konuşuluyor. Sevgili belediye başkanı, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkan adaylarımız, sivil toplum kuruluşlarının güzide başkanları, siz değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kardeşimizin gazetesinin kuruluş yıl dönümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bazı meslekler vardır. Ulvidir. Kalemleri kıymetlidir. Yazdıklarıyla, kalemleriyle hakikaten tarih kapatır, devir değiştirirler. Onların başında yazılamayanları yazanlar siz gazeteciler varsınız. Tüm gazetecilere tekrar merhaba diyor. Kardeşimin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ancak arada başka bir şey daha var. Ben siyasetçiyim, iki kelam da ben edeyim, değil mi? Yapılamayanları da yapmak için bir siyasetçiler var. Biz adaylar var. Bu şehirde birçok siyasi lider var ki, birçok belediye başkanı var ki, birçok işler yapmışlar.
onları yaptıkları iş nedeniyle yaşayanlara sevgili Musa Başkanımız gibi teşekkür ediyor. Diğerlerine ise rahmetle ve minnetle saygıyla anıyor. Biz adaylar kendi aramızda tabii ki en iyisini yapabilmek için bir mücadele ediyoruz. Ben son iki adaydı, Saadet Partisi'nin adayı ve Vatan Partisi'nin adayı Gülşah Hanım haricinde tüm adayları arayıp nezaketli ve makul bir yarış olsun, keyifli bir yarış olsun diye arayıp hepsine başarılı bir performans dilemiş. Öyle oldu değil mi? Evet. Buradan diğer kalan iki arkadaşımıza da, buraya cesaret edip gelemeyen diğer belediye başkanımıza da aynısını diliyor. Hepinize saygılar sunuyor. Keyifli bir yarış diliyorum. Teşekkür ederim. Ya dolu bir insan. Ya Sayın Mustafa Atlı'yı konuştuktan sonra insan şöyle bakınca diyor, aa dolu bir insan. Evet, bir değer. Az sonra evet devam edeceğiz. Efendim, nerede o dikkat çeken isim, kestirilemeyen güç, domestik diyorlar İngilizler. Gürdal Topal, Büyük Birlik Partisi'nin Topal Belediye Başkanı adayı. Kadasını aldım, 5 yıldır çalışıyor, o yüzden rahat. Tabii bu arada sendika temsilcilerimiz var. Uzaklardan, Ankara'dan gelen sevgili Adem Kamalı var. Sevgili Cemiyet Başkanımız Cafer Esen de bir torun. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Tüm Kozanlı hemşehrilerime selamlar, saygılar iletiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii Yalçın abinin 19. yılındayız. Ve nice mutlu seneler nasip ediyoruz. Basın, vatandaşlarımızın, halkımızın gören gözü, duyan kulağıdır. Biz tüm olayları, tüm yaşanan olayları basından öğreniyoruz. Ben her zaman vicdanlı, doğru haber yapan, namuslu haber yapan basının yanındayım ve yanında olacağım. Az önce içeri girerken bir arkadaşımız dedi ki, ya dedi, senin dedi afişlerinde dedi şu el işareti var dedi. Aslında bu el işaretinin anlamı, ben apaçığım, ben buradayım, ben tertemizim ve sizin huzurunuzdayım. Kimse benim ağzımdan çıkmayan ve benden duymayan hiçbir kelimeye inanmasın. Gelip direkt bana sorabilirler. Derim, gelip direkt ailemden, eşimden, arkadaşlarımdan bizden öğrenebilirler. Ama ne yazık ki Kozan'da bir fitnecilik almış gidiyor. Yalçın abi bunu çok iyi biliyor. Yalçın abi inşallah doğru haberlerle, taraflı haberlerle, abi, bakın. Tamam. Taraflı haberlerle ama neyin? Halkın ve hakkın tarafını tutarak haberler yapmasını ve Kozan'a yol göstermesini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim sevgili Yükran Tutar. Çok teşekkür ederim. Sevgili Halil Yalbasanlar, sevgili Gökmen Sarıtaş, sevgili Oşan Akçalı, inşaat mühendisi kendisi, sevgili Meral Kuntkara, nerede Meral? Meral nerede? Evet, Meral Kuntkara oradalar. Ya her yerde güzel insanlar çıksın. Ben topumu seçmene karar veriyorum, karar versin diyorum. Güzel insanları, toplumun bütün değerlerini seviyorum, saygı duyuyorum. Konuşmak isterseniz lütfen buyurun. Halil'ciğim gelebilirsin. Eşitlik. Cümleten herkese iyi akşamlar. Son Fikir Gazetesi'nin 19. kuruluş yılında bir araya geldik. Tabii ki program başlarken beraber gazeteden ziyade biraz da şarlama bir şey oldu, restyle oldu, reklam oldu. Tabii onda da yine kolay gelsin, Allah yardımcınız olsun. Malumunuz hepimiz bildiğimiz üzere ilçemizde seçim çalışmaları son sürat devam ediyor. Mümkün olduğunca biz de İYİ Parti olarak ve diğer siyasi partilerde şunu bekliyoruz. Nezaket çerçevesinde barış ve huzurun korunarak devam ettirilmesi temennimiz bu yöndedir. Maalesef
her ne hikmetse Cumhur İttifakı'nın adayı, ben bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Cesaret edip gelemeyen bir belediye başkanı dedi. Muhtemelen Yalçın abiden sanki böyle bir şey değil. Evet, en azından onu da bilmiyorum. Şimdi şöyle, cesaret edip gelemeyin deyince o konu detayını Yalçın Bey'den bizzat öğrendim. Davetiye var mı yok bilmiyorum. Onu Yalçın abiyle özel görüşürsünüz. Burası siyasi alan olarak kullanmayalım lütfen. Siyasi, bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Siyasi alan olarak meydan açmak istiyorsanız televizyona çıkarsınız belediye başkanına. Yapacağınızı, yaptığınızı, ne yapmak istediğinizi konuşursunuz. Buradan ayrı kimseye cesaret edemeyen falan sözler çok yakışıksız. Misafirler, kusura bakmayın. Biraz biz de tabii bu tabloya üzüldük. Ben gönül isterdik bu yemekte siyasi bir hava olmasın. Tamamen insanlar kucaklaşsın. Biz salona girdiğinde herkesle selamlaştık. Sadece bir iki tane masa kaldı. Musa falan geldi. Abi kusura bakma. Biz salon önce bir selamladık. Tekrardan herkese iyi akşamlar diliyorum. Kusura bakmayın. Belki nezaket çerçevesinde biraz açmış olabiliriz. Ama biraz da mecbur kaldık bunu söylemek için. Tekrardan kolay gelsin. İyi akşamlar. Peki. Halil Yavuz'a teşekkür ederiz. Şunu söyleyeyim. Söz hakkı doğduysa hemen mikrofonu veririm. Her şey şeffaflıkla konuşulsun, tartışılsın, fikirler söylensin. Kardeşim neredeyiz? Demir Berdür Köşkü'nde miyiz ya? Allah Allah, herkes fikrini söylesin. Sayın Başkan, evet, verebilirim mikrofonu size. Buyurun. Ama Mustafa da herkese açık oturma çağırdı, onu biliyorum televizyonda. Başka söze gerek yok. Ben tüm adaylarla konuştum, yine anlatıyorum. Herkese nezaket gerekçesiyle tüm arkadaşlarımız zannediyorum ki bunu hatırlayacaklar. Belediye başkanımız da dahil. Sayın belediye başkanımız, hayırlı ve keyifli bir belediye seçimi dönemi geçiriyorum dedim. Ancak televizyonda da sizin oturumunuzda tüm adaylar açık oturuma buyursun gelsin tartışalım dedim. Dolayısıyla buradan yeniden aynı ifademi tekrarlıyorum. Tüm aday arkadaşları kardeşimin programında davet ediyorum. Programı beraber yapalım. Başım gözüm üstüne. Peki. Efendim. Sağ olun. Hoş bulduk gençler. Evet, Saadet Partisi, Kozan Belediye Başkanı adayı, sevgili Muammer Hocam, Muammer Özçelik. Buyursunlar lütfen. Cümleten Esselamun Aleyküm. Yalçın kardeşimize basınını kutlarım inşallah yıl dönümünden dolayı. Allah razı olsun. Kozanlı hemşerilerini buraya toparladı, getirdi. Elbette görmediklerimizi de burada gördük. Hemşerilerim, bu seçime gidiyoruz inşallah. Bütün adaylara şimdiden kutlarım. Seviyeli bir seçim oluyor. Şu ana kadar herhangi bir şey olmadı. Allah razı olsun. Biz de Saadet Partisi olarak Kozan'da tek başımıza seçime gidiyoruz. Herhangi bir Türkiye genelinde olduğu gibi Kozan'da da herhangi bir ittifakımız, işbirliğimiz yok. Tek başına gidiyoruz inşallah. Biz de Kozan için varız. Kalabalık topluluğu görmüşken biraz da kendimizi takdim edelim. 25 yaşına kadar çiftçilik yaptım. 30 yıl kadar emniyet müdürlüğü, istihbarat birimlerinde çalıştım. 4,5 yılda belediyeciliği öğrendim. Yaşım da müsait. Herkesin oyunu bekliyorum inşallah. Çok rahat, hayırlı akşamlar. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Efendim, konuşmak isteyen başka adaylar varsa, kaçırdıysam buyursunlar lütfen. Saat 8'den sonra dışarı rahatlıkla çıkmaya başladık. Kozan İlçe Emniyet Müdürümüz sevgili Fatih Altekin'e sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Buram buram, halk tipi bir insan. Kendisini anlatırsa sevinirim müdürüm. Hoş geldiniz. Evet, devlet büyüğüm, meslek büyüğüm Sayın Musa Öztürk. Hanımefendiler, beyefendiler. Çok değerli insanlar var. Kozan'ın istikametini ve süratini belirleyen insanların ekseriyeti burada. Bunu görebiliyoruz. Sizi bir araya getiren, buraya getiren Yalçın Kara'ya teşekkür ederiz. Basın, özellikle yerel basın için şunu söyleyebiliriz. Bir kentin hayatta olduğunu, yaşadığını, nefes aldığını gösteren yerel basının varlığıdır. Bu anlamda yerel basının emektar bir üyesi olan Yalçın Kara'ya çok çok teşekkür ediyorum. Sanırım bir ödül konusu olacak. Öncesinden haberdar olmuştum. Şunu söylemem lazım.
Atatürk'ün çok veciz bir sözü var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Ben de naçizane vicdanlı bir polis olmaya çalışıyorum. Bu ödülü de gece gündüz bayram seyran demeden ailesinden vakit ayırarak çalışan mesai arkadaşlarım, gayretimin en büyük destekçisi eşim ve oğlum adına alıyorum. Hepinize şükranlar sunuyorum. Evet sevgili Yaşar Kara abim, gelir misin müdürümün plaketini vermek için lütfen? Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar. Televizyon programlarıma başlarken veya tartışırken şunu söylerim. Sürem ne kadar? Konuşma kısıtlılığım var mı? Yalçın Kara sağlam temelleri olmuş. Adana'da 7.5'i yiyince kırılmamış, çatlamış olabilir. Yüreğe de sağlamdır, toprağa da sağlamdır, tohumu da sağlamdır. Çünkü onun temelinde Şalgamcı İbrahim Karaoğlu şöyle diyordu, onur duyuyorum babamızla. 32 yıl oldu kaybedeli. Şu an babamdan 9 yaş büyüğüm, öldüğü yaşta. Nurlarda yatsın. Çocuklarım size miras olarak meşruiyetten doğan mutluluğu bırakıyorum. O meşruiyetin yetiştirdiği çocuktur. Yalçın Kara alkışlayın lütfen. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir lafı çok severim. Makamlara güç alan değil, makamlara güç katan olun. Onun gezilerinde onunla da tartıştıklarım olmuştur. Bu mesleğe 52 yılını vermiş bir haberci, doğduğu günden beri habercilik yapan biri olarak halen aldığım maaş 10.268 lira. Ödediğim kira 9.200 lira. Bunun için söyledim biliyor musun? Alnımız ak, başımız dik. Bu Kozan'ın toprakları bereketlidir. Dinine yanım insanları belki elektriklenebilir iklimi gibi sıcaklıktan kaynaklı 30 saniyedir ama ondan sonrası hep bereket ya. İşte 30 saniyeyi kontrol edemezsek o zaman Fatih Alptekin gibi değerler gelir. Kontrol etmeyi bilir. Çünkü onların hocaları da Musos Türk gibi halkı devlet, devlet halk yapan değerlerdir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısı diyenler hepinize alkışlayın. Hepinizi kalbe selamlıyorum. Var olun. Sağ olun. Kozan yardımlaşma adına Kozyar Başkanı sevgili Musa Akçalı bunu şu genci var ya, alkışlayın ya. Şunu yanaklarla isterim ya. Çok şeker, bal gibi ya. Mıkat Akçalı'nın oğlu, halk gibi insan. Kendisi Türkçe öğretmenidir, Can Medikal'ın sahibidir. Burada Serdar Şahin'le ve birçok arkadaşlarıyla birlikte, bizim Leventler'le filan birlikte Okan Hocam, Gadan'ı ararım sen. Kozyar'ı kurdular, Kozan'la yardımlaşma. Biraz Kozyar'ı bize anlat bir hızlı bir şekilde. Ondan sonra sana plaket vereceğiz. Değerli misafirler, Kozan'da Fikrin Kalesi Son Fikir Gazetesi'nin 19. yıl kutlamalarına hoş geldiniz diyorum. Kozyar bir acıdan doğan fikrin ürünü, kolektif şuurun, ortak çalışmanın ürünü. Çünkü deprem zamanında gördük ki Türk milleti sağına ve soluna bakmadan gerçekten bir araya gelebiliyor ve birbirinin yarasını sarabiliyor. Bu cevheri yaşatmak, toplumda olabildiğince bu popülasyonu artırmak için çaba gösteriyoruz. Şu an Kozyar Yönetim Kurulu, Kozyar Fedakarlar Grubu, Kozan Anneleri Grubu, Genç Kozyar Grubu ve Kozyar Danışma Meclisi ile 168 nüfusa, 168 gönlü güzel kardeşimize ulaştık. Birlikte iş yapıyoruz. 37 faaliyet ile 291 günde 1565 kişiyi ziyaret edip 1565 kişinin gönlüne dokunduk. Bu bir nasip işi ve bu bir ekip işi. Bugün burada alacağım ödülü değerli abilerim, yönetim kurulu üyelerim adına alıyorum.
Onlara çok teşekkür ediyorum. Kozan'da 75 sivil toplum kuruluşu var. Hiç şüphesiz ki en şanslı başkanı benim. Çünkü harika bir ekibe sahibim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geçenlerde bir hanımefendi delegatıyla vardım, sever ihtiyacı var dedim. Ya siyasiler, meclisiyeler falan dedim. Biraz da dedim. Senin kadın arana bu Muhammed Alparslan nerede o? Muhammed Alparslan dışarıda mı? Senin sigaranı severim Muhammed Alparslan, hemen gel. Muhammed Alparslan'ın plaket vermesini istiyorum. Özellikle yardımseverliğinden dolayı Çandıklıoğlu'nun oğluna. Allah nazardan vursun, kadasını al ben. Tebrik ediyorum sizlere. Hayırda, güzellikte yarışalım. İyilikte yarışalım. Çok teşekkürler. Sevgili Musacığım. Efendim, yılın birleştirici ismi. Benim 45 yıllık arkadaşım. Çok kavga ederiz, tartışırız filan, yarım saat sonra sarılıyoruz böyle. Toplumu adeta birleştiriyorum. Hele son zamanlarda var ya, bal gibi, çiçek gibi. Sevgili Mustafa Kandemir, Kozan Ticaret Odası Başkanı. Nerede biz? Nerede getirelim? Evet. Yapmakta gösterdiğiniz gayret ve çabalarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Efendim, sevgili Mustafa Atlı, ticari hayatında Kozanlara çok büyük destek verdi dedi. Bizzat kendisi de Mustafa Atlı'nın vermesini de istedi, olabilir dedi. Onu da vereyim sana Mustafa Kandemir. Atış sen de sen. Kıymetli belediye başkanım, saygıdeğer abim Musa abi. Çünkü Musa abi diyoruz, artık bir abiniz yok. Gerçekten bunun hüznünü, bugün bir Halit Dağlı yok. Yani bugün en son milletvekilimiz bir Tamer Dağlı yok. Şu anda milletvekilsiz bir pozisyondayız. Öncelikle Yasin kardeşime teşekkür ediyorum. Ben 2015 yılında Ticaret Odası Başkanı olduğum zaman ilk basını topladım. Ve genel sekreterimi çağırdım, dedim ki her basın kim olursa olsun 10-20 herkes eşit şartlarda reklam vereceksiniz. Bütün faaliyetlerimizi anlatacaksınız ve onlara destek vereceksiniz dedim. Ve hiçbir basın, özellikle Yalçın beni bazen eleştirir, yazar, eder. Hep de karşı karşıya gelir ama yine de Yalçın her zaman desteğimi vermişimdir. Bütün basına vermişimdir. Çünkü basın güçlü olursa, basına herkes destek çıkarsa basın birilerinin eline geçmez. Basın kendi hür olur. Ama basın birilerinin eline geçer, güçlü olmasa, biz millet olarak, ilçe olarak güçlü etmesek, basın da ister istemez kalemleri değişebiliyor, yazabiliyor. Onun için hepimizin basına destek çıkması lazım. Bu seçim arefesinde gerçekten güzel bir seçim arefesi yaşıyoruz. Güzel gidiyor, nezaket içinde gidiyor. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız, hepsinin Kozan'la ilgili hayalleri var. Bizim amacımız seçimden sonra hep birlikte eski abilerimizin desteğiyle, seçilen belediye başkanımızla beraber Kozan'ın için hayallerimizi gerçekleştirmek istiyorum. Bu ödülü, bu layık görüşüne Yalçın kardeşime teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Sevgili Ankara'daki Başkent Kozan Vakfı adına Ahmet Muhtar Topaloğlu kardeşim gelemedi. Çok selamı var. Onun yerine oradaki Ankara'daki öğrencilerimize gerçekten sahip çık. Onlara karşılıksız burs veriyor. Siyasemin Kuş kardeşim. Lütfen. Merhabalar. Ankara'da okuyan Kozan öğrencilerimize göstermiş olduğunuz üstün destek ve ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Başkent Kozan Vakfı adına. Efendim sevgili Torus Federasyonu Genel Başkanı, STK'ların öncüsü Civelek Mustafa'nın oğlu Cenap Erol'u buraya rica ediyorum efendim. Birlikte geldi dost arkadaşlarla birlikte, sevgili Recep abiyle birlikte. Yasemin Hanım, mikrofonu kime vereyim? Size vereyim önce. Yalçın Bey'e böyle bir gece için teşekkür ediyorum. Herkes birlik beraberlik içerisinde. Onur duydum böyle bir günde bize de bu plaketi takdim ettiği için. Sağ olun, hoş geldiniz diyorum herkese. Teşekkür ederim. Sevgili Cenap abiciğim, size de mikrofonu vereyim. Çok kıymetli hemşerilerim, Yalçın kardeşimin 19. kuruluş yıl dönümüne hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yalçın kardeşime de nice yıllar, nice başarı yıllar diliyorum.
Ben bu görevi de bana verdikleri için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, iyilikler, güzellikler, vakıflar, dernekler çoğalsın. Hayırseverlerimiz, öğrencilerimize burs verenler çoğalsın. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Ben 4 yıl boyunca belediyeye hiç gitmedim, sürekli eleştirdim. Eleştiri yazıları yazdım. Televizyonda eleştirdim. Evet. Ben özellikleri sayarsam herhalde yarım saat konuşmam lazım. Cumhurbaşkanlığı, eski koruma müdürü, polis baş müfettişimiz, eski milletvekilimiz, eski belediye başkanımız, demokraside, kültürde, hoşgörüde örnek bir insan. Kendisi çok aleyhine yazı yazdığım oldu. Ya bir günde desin ki Yalçın, şu işi niye yazıyorsun desin. Vallahi demedi. Hatta bazen yeğenleri gidermiş, etrafa amca senin hakkında yazıyordur. Oğlum hadi gidin işinize bak, gazeteci yazacak tabii ya demiş. Musab'ı öyle bir insan. Sayın Musab Türk'ü buraya almak istiyorum efendim. Şöyle gösterir misin? Kozanlı gençlerimizin meslek sahibi olmalarında gösterdiğiniz ağabeylik ve gayretleriniz için teşekkür ederiz. Çünkü geçinde de yazdım, sadece sağlık meslek lisesi açıldığında 30 ilde açılmadı. Musa Bey nasıl açacağız demişler. Bakın açılacak efendim, açılacak demiş rahmetli Özal'dan tabii torpilli Kozan'ı açtırdı. Yüzlerce, binlerce insanı, polis, asker, her neyse. Şimdi Kozan'da kaymakam sayısı o kadar az ki sevgili Musos Türk. Hepimiz duraklaşmış artık. Evet. Bir de Musa abi çok eleştirdi. Kim eleştirdi? Hasan Pırır eleştirdi. Ya Çetin Altanları tanıyor ya, Allah'ını söylerseniz ya. Hasan Pırır demiş ki, Musa abi söyleyeyim mi? Söyleyebilir miyim? Musa Öztürk'ün bizim Musa'nın üstü dağı Edirne'de, alt dudağı Kars'ta demiş. Musa abi kaka atardı. Abi lütfen buyurun, hoş geldiniz. Eski günlerimi hatırladım. Ben Kozanlı olmaktan her zaman iftihar ettim. Adana'ydı, Kozan'ıydı. Yani bu biraz mikro milliyetçilik olacak ama insanın doğduğu yer ikinci Kâbesidir. Ben öyle diyenlerden birisiyim. Onun için kusura bakmasın bazı arkadaşlarımız, memleketlerine gelmediler. Çok okumuş yazmışımız var. Ama gönül arz ediyor ki biraz da onlara sitemim var. Gelin şu memleketinize bir sahip çıkın. Bırakan gidiyor, bırakan gidiyor. Ne olacak? Ne olacak? Ceren ya, bir çiçeğine yaz olmaz, diğerleri de gelecek. Bir diğerleri, bir ayağı burada olacak, burada. Öyle avantaj yok. Bu memleket bize her şeyi verdi. Dizimize kadar çamurun içinde büyüdük. Ama geriye döndüğümüzde ne yaptık? Ne yaptık? Onu iyi düşünmek lazım. Şimdi onun için bir hakkım daha var. Şimdi burada bir sürü aday arkadaşlarımız var. Hepsine başarılar diliyorum. Ama bazı adaylar maşallah maşallah parazit gibi yatıştılar, 30 senedir aday. Bırak şu gençler artık ya. Bırakın bunları ya. Ne var ya? 3 seçim kaybetmişim, 2'sini kazanmışım. Doymuyor mu kardeşim? Ya yeter artık. Yeter, birileri gelsin artık, gelsin. Onu da istemiyorsam, bu da değişir. Patron biziz. Şimdi bazıları buzuyu kurduna yiyor, çobanla ağlıyor. Yeter artık, ağlamayın artık. 30 sene oldu. Allah'tan korkup şu Kozan'ın artık baş belası olmaktan çıkın. Çıkın kardeşim ya. Taş üstüne taş koyduysanız onu da anlatın. Anlatın. Ne yaptınız? Anca ona buna rant sağladınız. Ağzımı açtırmasınlar bazı müteahhitler, bazı bilmem kimler, bazı arabalarını belediyeye kiraya verenler. Oturdukları yerlerde para sahibi oldular, zengin oldular. Yazık değil mi bu 130 bin nüfuslu Kozan'a? Onların parasıyla bazılarına rant cepleri doldu.
yazık ya, yapmayın bunları kardeşim. Bir tane yaptıysan söylesinler. Ben de 5 sene belediye başkanlığı yaptım. Hesap açık. İsterse kim olursa olsun. Ben iyi bir Kozanlıyım. Aday değilim. Ama aday olacaklarına da mesajım var. Bu memlekete sahip çıksınlar. Vallahi sahip çıkmazlarsa onların da yakasına yapışır. Her platformda rahatlıkla konuşurum. Geçen dönem aday oldum. Niye oldum biliyor musun? Bazıların ipini pazara çıkarmak için bilerek isteyerek oldum. Uyarıcı görevi yapmaya çalıştım. Oldu olmadı ayrı mesele. Ama takke düştü, kel gözüktü. Kimin ne olduğunu halk gördü. Herkes şuurlu bir şekilde hareket etsin. Bizim gidecek başka yerimiz yok. Biz ne Suriyeliyiz, ne Afganız, ne Pakistanlıyız. Biz Türkiye'liyiz. Bu memleketten başka bizim için memleket yok. Rahmetli Atatürk'ün güzel bir sözü var. Söz konusu vatansa gerisi teferruat diyor. Söz konusu Kozan'sa yaşadığı müddetçe gerisi teferruat. Vallahi yakasına yapışırım. Yanlış yapanın yakasına yapışırım. Yeter artık. Buralar babaların çiftliği değil. Değişim, değişim, değişim. Özgürlük, özgürlük, özgürlük. Hepinize saygı, sevgi, muhabbet de kal. İyi günde kalın, Kozan'da kalın. Hepinize teşekkür ederim. Kürkütle nereye gidip plaketi kıracak? Aslan kürkledi. Evet, efendim Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Cafer Esendemir'i buraya alıyoruz. Sayın Soğuz Türk'e plaketini vermek üzere. Kendisi yurt içinde, yurt dışında, Marmaris'te, Türkiye'nin her tarafında, Antalya'da, Allah'ım Diyarbakır'da her taraftan her an çıkabilir. Sevgili Cafer Esendemir Başkan. Başkan değil misin? Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Son Fikir Gazetesi'nin 19. yıl dönümünde. Tabi Musa Öztürk'ün görüp de konuşmak mümkün değil. 70'li yıllardan beri ben Kozan topraklarında Halit Dağlılar, Selahattin Kılıçlar, peki Sami Dacılar, efendim merhum Nihat Akuzlar, efendim daha bir süreç hayatını kaybeden eski belediye başkanlarımız, hepsine hayatını kaybedenlere rahmetle anıyorum. Yaşayarak bu şey, kente hizmet eden uluslararası gibi tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. Ancak son yıllarda Kozan'da bir sahipsizlik gördüm de görüyorum. Çünkü Kozan, Türkiye siyasete damga vuran bir şehir. Ancak şu anda herhalde Kozan'da bile teklifimiz de yok gibi. Daha düne kadar Türkiye'de siyaset dendiğinde en önde gelen ilçelerden birisi Kozan. Ben Musa Öztürk abimizle değil, 1980'li yıllarda Adana'da, Hakkari'de, Van'da, Şanlıurfa'da, Kap'ta, Türkiye'nin her yerinde bölgede Turgut Özal'ı takip ederken yardımını da gördüm. Çalışmalarını da gördüm, takdir ettim. Ama geldi Kozan'da, Kozan'da da elinden gelen hizmetleri verdi. Kendisine şükran borçluyum, teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum. Adaylarımızın hepsine, belediye başkan adaylarına, meclis üyesi adaylarımıza, muhtar adaylarımıza başarı diliyorum. Kozan'ın birlik ve beraberliği için hepimizin el birliğiyle mutlaka Kozan'a hak ettiği vermemiz lazım. Efendim saygılar sunuyorum bize. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. İki dev adam buluştu vallahi maşallah.